Merhaba arkadaşlar, Rupa Çan'ın dünyasına hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi, 28 Mart cumartesi. Benim bugün böyle süslenmek canım istedi yine evin içinde. Dedim süsleneyim, güzel bir duşumu aldım, saçlarımı yaptım, birazcık makyaj yaptım. Ya saat 12.30 ama, lokma da 12.30'da başladım. Sabahtan birkaç saat işlerimizi yaptık robotla ikimiz. Sonra ben güzel duşumu aldım, böyle süslendim, bakın böyle siyah pantolon giyindim. Ben annemlere gideceğim, yine balkondan şöyle bir görüşme yapayım annemle babamla. Bir ihtiyaçları var mı, nasıllar diye. Anacığıma ekmek lazımmış. Onun için şimdi normaya geldim. Kendimize de dedim, ekmek hafta sonu. Bakın buraya koydum böyle. Alışverişlerimi size şimdi arabadan bir göstereyim. Çünkü eve koymayacağım, sokmayacağım yine. Ekmek annemlerin buraya poşete, üzümü de annemlere aldım. Anneme bunu sirkeli suyla yıka diyeceğim. Sizden öyle bilgiler geldi bana. Yumurta benim. Çikolata aldım. Anneme kuşburnu reçeli. Şu bademlerden, kavrulmuş badem kendime. Şu bezlerden mikrofaza mutfağım için. Rukola aldım. Şöyle büyük bir paket domates. 1 kilosu 3.49'du bunun. Fiyatı uygundu. Ama kalmamış sonuncu paketti. Şoko croissant. Bakın burada brezi. Kırmızı biber aldım. 2 tane. Böyle 2 paket. Tost. Büyük tostlardan, normal tost kalmamış. Balık için şu soslardan aldım. Bugün balık yapmak istiyorum. Kendim evde yaparım da aman dedim almayayım. Burada peynir aldım. Yine çikolata. Ve burada bakın şey balık bu. Lakslardan böyle yemek için. Ve şu yoğurttan. Telefonumu şuradan çıkartayım. Evet, bunlar benim alışverişlerim. Böylece görmüş oldunuz. Şimdi dezenfekte etmekten inşallah benim telefonum, banka kartım ve bu kameram bozulmaz. Bakın hepsini dezenfekte ettim arabaya girmeden önce. Telefonumu da şuraya koydum. Dezenfekte yaptıktan sonra şimdi anneme balkondan balkona görüşmeye. Yarım saat balkon muhabbeti yaptık annemle. Yarım saat böyle. Her şey yolunda, Allah'a şükür şimdilik annemlerde. İşte muhabbet ettik bir şeyler. Şimdi şu terasa oturdum. Hava sıcak ya, güzel dedim. Burada bir kahve içeyim. Ah işte böyle arkadaşlar. Şu an bahçeme baktım. Tık yok. Benim ne maydanozlardan ne rukolalardan hiçbir şeyden tık yok. Hava bugün de güzel. Yarın yine şey olacakmış. Soğuyacakmış. Cihan'ın yukarıdan balkondan sesleri geliyor, diyor musunuz? Yani kapısı açık, balkon kapısı. PlayStation oynuyor. Böyle bağıra bağıra PlayStation oynuyor işte. Ya normalde tuvalet kağıdı da vardı, un da vardı. Hepsi vardı arkadaşlar. Hiçbir eksik göremedim ben. Ama her yere kağıt asmışlar. Lütfen iki tane alın. İşte iki paket alın, bir paket alın. İşte ona göre şeyler yazmışlar. Yani fazla da kimse yoktu. Allah'a şükür, aman olmasın. Alışverişlerim şu an arabada. Bir dursun bakalım. Benim zaten bir rukola var eve gelecek olan. Çürüyebilir dediğim, arabada durmasın dediğim. İşte peynirim var. Gerçi akşam üzeri soğur artık, orası buzdolabı gibi olur. Onlara bir dikkat etmem lazım. Arkaya bakıyorum, arka. Ya böyle oturduğum zaman arkası ne kadar dağınık görünüyor, görüyor musunuz? Kiran oyuncağı, eldivenler. Bu şeyi sildiğimde, buraları temizlediğimde o eldivenleri kullanmıştım. Yerine bile koymamışım da oraya atmışım, bakın. Ya benim tembelliğim bu. Bugün yemek fikrim kaç kere değişti size anlatamam. Şimdi ilk fikrim şuydu. Şey yapacaktım. Pirinç pilav yapacaktım. Fırında balık yapacaktım. Hani sos almıştım. Dedim fırında yapayım bu somun balığını. Yanına da ayrı sebze yapayım. Böyle düşündüm. Sonra bir de düşündüm ki dedim ki ya bunun böylesini hep her zaman yiyoruz. Pirinci falan. Bu kalsın. Buzluktan, ha şurada buzluktan bu şpetsli. Dedim ki şpetsli ile tavada yapayım somun balığını. İşte kremalı kendim yapayım sosunu dedim. İçine de hemen sebzesini atayım. Bir değişik bir şey olsun dedim. Sonra Cihan geldi. Ben laks, ben şey şpetsle yemem anne. Şpetsleli tavada ben yemem. Vallahi haberin olsun. Fikrimi tekrar değiştirdim. Hadi dedim tekrar pilav olsun. Tekrar fırında olsun. Ay öleceğim. Bir de gelip gidip yiyor ya. Şimdi biraz önce gene bir şeyler atıştır dedim. Çocuğum yemek yeme. Bak yemek yapacağım dedim. Diyor ki bana. Ben bugün yemek yemem artık. Hiç sen o pilavı benim için yapıyorsan yapma. Beni mi oynatıyor bu çocuk ya? Şimdi ben de tekrar vazgeçtim. Pilavdan bu sefer tavada şey yapacağım.
somon balığı. Böyle soslu kendim kremalı yapacağım. Eziyetime bakın. Eziyetime bakın. İşte böyle. Biri bir şey, biri bir şey, biri bir şey. Bir de şey yiyor böyle çok abur cubur yiyor. İşte bir sucuk tost yapıyor, bir salamlı yiyor, bir bilmem yiyor. Karnı da acıkmıyor. Kendi de artık ne yiyeceğini şaşırıyor. Yemeğe başladık. Kızım bana biraz yardım ediyor değil mi? Soğanları kesiyor. Ben balıkları bakın böyle şey doğradım. Şöyle küçük şu şekil. Kızıma da soğanları doğratıyorum. Ondan sonra Miley ne yapacaksın? Ondan sonra işin değil mi? Yine. Bilmiyorum ne yapacağım. Balığı ben doğradım. Aman dedim o balığa dokunmasın şimdi. Herkesin harcı değil şu balık. Değil mi? Evet. Evet. Gözüm acıyor. Aman bırak o zaman. Balığımı önce bir kızartıyorum böyle. Yeşil soğanımı ekliyorum. Biraz yeşil soğanla kavuralım. Ana benim kızım büyük büyük parçalar bırakmış burada yeşil soğanda. Allah'ım. Kız! Neredesin? Senden ev hanımı olmaz. Soğanlar ne böyle? Hı diyor bir de bana. Neyse güzel kavuralım şöyle. Buzuk sebzemi üzerine ekledim. Bunun üzerine de kremamı ekliyorum. Kremadan ama başka krema da koyabilirsiniz. Normal işte aksane. Önceki pakette azdı. Bundan da biraz daha ekleyeceğim. Şöyle 200 mililitre kadar, 250 mililitre kadar. İyi. Baharat fondör. Kırmızı biber. Karabiber. Tuz. Fondör olunca tuzuna dikkat. Fesilesini atıyorum içine. Şimdilik limon. Yarım limonun suyu. Ve en sona bu parmesan peynirinden biraz tat versin diye. Ama parmesan peynirim benim çok az kalmış arkadaşlar. Ben artık bunu kullanacağım. En son üzerine de maydanoz. Taze maydanoz, kuru maydanoz artık ne olursa. Böyle. Bu yemeğimiz biraz Alman usulü oldu herhalde yine. Bilmiyorum eskiden böyle karışık tava yemekleri pek Türkiye'de yapılıyor muydu? Ben çocukluğumdan pek böyle yemekler bilmiyorum mesela. Sonradan tabii mutfağımız, çeşitlerimiz fazlalaştı, genişledi mi desem. Nasıl denir artık bilmiyorum ama. Yani yapsak bile hani biz et kavurması olsun, balık olsun ayrı ayrı yapılırdı. Makarnalar, pilavlar, patatesler. Bilmiyorum tabii ki zaman geçtikçe şey yapıyor, değişiyor. Oradan görüyoruz, buradan görüyoruz. O ondan görüyor, ondan görüyor. Öyle öyle mutfağımız zenginleşiyor. Bu yemek de aslında kafadan uydurmacık gibi. Bunu hindi etiyle de şey yapabilirsiniz. Ben bunu hindi etiyle de yapıyorum. Mesela ben bu tavanın aynısını makarnalı hatta bir tarifini vermiştim herhalde. Pirinçli makarnalı gibi de ayrı ayrı yapmıştım. Ama içine spetsiliği katmadan makarnayı mesela sade öyle yapabilirsiniz. Sote gibi, kremalı sote gibi. Patates de koyabilirsiniz. Kaynamış patatesiniz varsa evde onu da dilip dilip içine koyabilirsiniz. Yani böyle ne derler Almanlar Restefeviyat mı diyorlar. Kalanları değerlendirme yemeği gibi bir şey. Ama benim kalanlarım değildi. Ben buzluktan çıkardım hepsini. Bu yemek şimdilik mesela benim babamlık bir yemek değil. Benim babam yerde. Ama der ki niye böyle garman çorman yaptın kızım bu yemeği ya derdi yani. Der. Bu yemeği önüne koysam. Ayrı ayrı yapsaydın ya. Balığı bir kızartsaydın. Makarnanı ayrı yapsaydın. Ne diyorsun sen? Ha? Was ist los? Bir daha söyle. Sag's noch einmal. Balık mı kokuyor? Oy beyefendi. Bak Miley diyor ki kokmuyor. Dann komm mal runter von yukarıdan aşağıya gelirse. Bak. Size sağlıklı bir şey yok. Kızım sen balık kokusundan çıktın sana kokmaz ya. Gel gel.
Dene dene. Dene dene. Kameraya çekeceğim seni. Yüküyorum diket. Dene. Bakma etme şey. Kendini bir güzel. Güzelsin zaten. Ne yaptı Temin biliyor musunuz bana? Ya? Ben senin hiçbir şey. Mama. Var. Was hast du vorhin gemacht? Bitte mach's einmal. Hadi ya bekliyoruz. Tabii ki. Ya böyle yaptı. Ben de böyle yapıyormuşum. Diyor ki bana sen beni çekme kameraya diyor. Kendini çek diyor. Ben böyle yapmışım ya. Ah bunlara yemek yapmayacaksın. Ich mache nie mehr essen. Güzel mi? Tamam ich halt. He? O zaman ben yapacağım. Sen mi yapacaksın yemekleri? Aşk gehört deine Tochter soll jetzt essen machen. Bundan sonra kızın yapsın yemekleri. Ben yemek... Yapmasın değil mi? Da gibt's bloß was gibt's denn? Rührei und rohen Teig und Yumurta. Hast du bloß Çiğ hamur, değil mi? Mille yemek yaparsan yumurtayla çiğ hamur. Wenn du alt bist, dann gebe ich nur Mama essen. Aber du bist da alt, dann verhungerst du und stirbst. Duydun? Duydun mu ne dedi kızım? Sen de yaşlanınca sana yemek vermeyeceğim. Ne kararsın, du musst zuschauen. Ha? Güzel yemekler yapacak, sen bakacakmışsın. Okay, kaç McDonald's? Allah'ım bizim... Bizim, ha? O zaman da fat olursun, şişersin, yağdan ölürsün ya. Bizim diyaloğumuzu görüyorsunuz mu? Ama benim kızım ikimize de bakacak değil mi kızım? Bakacaksın. Bakacaksın değil mi kızım? Bakacağım anneme babama de. Bakacağım de bakayım. Bak bak babasına bak. Allah'ım neyse yemeğimizi yiyelim. Benim kızım şimdi burada ders yapıyor. Akşam saat 7. Ben de burada başında oturuyorum. Biraz Instagram'da dolaşıyorum. Mile'ye diyorum ki Mile'ye akşam 7'de ders mi yapılır? Yes, değil. Veya okul. Bu da diyor ki ders değil. Böyle şey... Mile ne diyorlar ona? Neyse takip bu. Sen öneriyorsun ya günlük. Oku, kitap günlüğü gibi bir şey mesela. Ona bir şey okuyor. Kamera bana odaklan. Kamera bana odaklan. He. Yani ben bir tane bir şey okuyorum bölüm bölüm. He, bölüm bölüm he, kitapta. Evet, o zaman benim malumasını malum. Senin fikrini evet, böyle şey günlük olarak yazıyorsun. He, şimdi anladık. Biraz önce mi okudun onu? Yemekten önce mi okudun? Sonra. Ne çabuk okudun bu? Böyle okuyor. Biz yemeği yiyeli. Ne kadar oldu? Bir saat mi oldu? Anam. Kız böyle çatır çatır okuyor maşallah. Miley ne yapıyorsun? Allah'ım arkadaşının... TikTok mu bu? Evet. Sen ders yaparken TikTok... Anne bek. Ders yaparken TikTok bakıyor benim kızım. Kız sen nasıl kızsın diyecekler ki bu nasıl anne çocuğuna doğru dürüst bakmıyor, ders yaptırmıyor, TikTok baktırıyor diye şimdi. Arkadaşı böyle TikTok yaptı mı? Bengi Susu. Bengi Susu değil mi? Evet, Bengi Susu. Mileyim Bengi Susu o. Ya Bengi Su da evde ama yazık görüşemiyorlar ya. Değil mi Miley? Gitme şeyi yok ya. Olsun kuzum olsun. Görüşürsünüz. Sanki Miley de beni dinliyor da ben de kimden konuşuyorsam. Ay benim kuzum da var burada bakın. Benim kikim de var. Evet kuzum sen de varsın biliyoruz. Seni de çok seviyoruz ama. Senin dersin yok mu? He? Yok değil mi senin dersin kuzum? Ay kıyamam be. Ay kira senin... Yarım çekiyorum. Kuzum bak. Sus bir. Niye? Allah'ım susma Kira. Kira seninle konuş. Anne. Kira da kucağıma kucağıma geliyor. Kira'yı temizledim kızım kaltuklara lütfen in. Canım yemekten sonra tatlı çekti. Ama ne pasta ne başka bir şey şu an evde yapmıyorum. Doğrusu bu. Çünkü bizim yiyeceğimiz iki parça. Birisi ne olacak? Yenmeyecek, çöpe gidecek. Önceden hadi yine yeğenimdi, şuydu, buydu, annemlerdi, çağırıyordum, götürüyordum, bir şeyler yapıyorduk. Beraber yiyorduk veya birisini çağırıyorduk. Beraber kahve içelim, yiyelim diye. Ay kamera. Ama şimdi öyle de olmadığına göre ben pastayı yapacağım. Boşu boşuna yenmeyecek. Ne gereği var? Ben de şimdi muzu böyle doğruyorum. Bakın doğradım buraya böyle. Şu bakın kelimesi de yani benim... Ağız alışkanlığı görüyorsunuz zaten. Bakın ne demek. Krema. Bakın bu şekersiz krema. Hazır böyle. Bunu böyle bir güzel üzerine sıkacağım. Böyle. Onun üzerine de kakao. Kakao tozu. Bu şekerli kakao. O şey yemek kakaolarından değil. Böyle. Bileğime de böyle çileklisini yapmıştım bunun için. Evet, bu benim tatlım. Yemekten sonra yiyeceğiz tatlı. Şunun ağzını devamlı güzel yıkıyoruz. Küflenmesin burada. Kalmasın diye. Bu çok önemli. Şöyle yıkarken de her tarafı batırıyorsunuz. Bu da çok önemli. Neyse,
Böyle siliverelim hemen. Şimdilik bunlar böyle dursun. Ha, bunu koyalım yerine. Şöyle. Ve bir güzel şu tatlımı yiyeyim ben. Tatlı şeyim bitsin. Canım istiyor şimdilik. Ya aylardır tatlı canım çekmedi. Evdeyiz, tatlı canım çekiyor. Ama öyle çikolataya falan sarmıyorum arkadaşlar yani. Böyle canım istediği zaman böyle bir çeşit işte bir şeyler yapıyorum. Yiyorum. Ben şimdi kendimi yapacağım. Evet. Krema. Ben annemin gibi daha güzel yapacağım. Böyle birazcık daha. Ben krema çok seviyorum. Ben büyük abla oldum. Benim kızım bana özenip kocaman kap muzla kremayı yedi. Görüyor musunuz? Anası yapmadı, kızı gitti kendi yaptı. Alışsın yapsın birazcık. Gördü yani nasıl olduğunu. Ne var? Böyle yapıyorum. Demiş de. Ben de yedim kremamı ama bakın burada bir kap üzüm. Bunu da yerim ben bugün kesin daha. Şöyle bir kenara alayım onu. Biraz önce Instagram hikayesi yaptım biraz. Burada haberleri okudum. Almanya. Yani yine bayağı çok vaka sayısı vardı bugün arkadaşlar. İtalya'da ölü sayısı yine. Ah, biliyorum ben burada şeye bu virüs hakkında konuşmak istemiyorum aslında. Artık değinmek istemiyorum da. Neyi fark ettim? Şimdi bu konuya da değineyim tabii ki. Ben biliyorsunuz böyle konulara değinmeden geçemiyorum yani sizinle paylaşmadan düşündüklerimi. Bugün YouTube'da biraz böyle gezindim. Ben böyle YouTube'da gezindiğim zaman baktığın kanallara uygun, videolara uygun sana şey geliyor, gösteri geliyor. İşte bu video sana uygun, işte böyle videolara bakıyorsun falan diye. Tabii kendi videolarımdan dolayı böyle vloglar, aile, bayanlar, video çekenler falan. Birkaç kişi değil, bayağı kişinin yani böyle kanalına rastladım tesadüf. YouTube bana şeyime girince, ne derler, neye giriyor diyorlar. Gösterime mi giriyor diyorlar, ne diyorlar işte öyle bir şey. Ha, keşfet, aynen keşfet diyorlar. Ve böyle kanallarına baktım, abonelerine baktım, videolarının sayısına baktım, bakılan sayısına baktım. Önceki videolarına baktım, yeni videolarına baktım. Arkadaşlar bu koronavirüs var ya, çok sağ olsun. Bazı kişilere çok faydası olmuş yani. Böyle yeni kanal kurup da veya YouTube'da olanlar için, böyle benim gibi vlog kanalları olsun, başka kanalları olanlar için bu konu bayağı kişinin kanalını bayağı büyütmüş yani. Çoğu insanlar özellikle tabii ki bu koronavirüsü konu olarak aldığı videolarında başlıkları aynı öyleydi. İşte koronavirüs temizliği, koronavirüs şunu, koronavirüs böyle, Almanya'da şu oldu, Almanya'da kanunlar şöyle, işte Almanya'da bugün bu oldu, Türkiye'de vaka sayısı, işte böyle başlıklar atıldı tabii ki. Benim videolarım da öyleydi tabii ki. Şimdi kendimi sıra dışı yapmayayım. Benim de öyleydi. Ben de mesela temizlik, alışveriş, şu bu, ben de yani değindim o konulara. Ama niye benim videolarımda başkalarının gibi 300 bin tane izlenmesi yok? Bir koronavirüs alışverişi yazmışlar, 300 bin izlenme. Normal izlenmeleri 15 bin videolarının. Bakın abone sayısı 40 bin, 50 bin. Koronavirüs temizliği, baştan aşağı evi temizledim, 300 bin izlenme arkadaşlar. Evet, normal abone sayısı 50 bin. Gurbette koronavirüs, Almanya'da bugün şu oldu, şok. İzlenme sayısı 300 bin, normal abone sayısı 12 bin. Niye? Niye benim videolarım öyle değil? Niye benim videolarıma kimse tıklamıyor keşfette? Ben onu anlamadım. Yani benim videolarım, benim izlenme sayım, şunu da buradan söyleyeyim arkadaşlar, hiçbir şeyimi saklamıyorum. Bir 10 gün önce benim izlenme sayım biraz artmıştı. Zaten videolara baktığınız zaman, Melisa'nın ne diyorsun ya? Baktığın zaman belli oluyor. Normalde böyle 20, 25, 35 bin civarıydı. Sonra 40, 45 civarı oldu. Bu 10 gün önceydi. Ama koronavirüs geldi arkadaşlar. Benim izlenme şeyim, tıklanmalarım düştü. Ben size buradan misal vereyim. Son videolarıma baktığım zaman gurbette karantina günlüğümüz, annemin mecburi ziyaretler, annemin vasiyeti, Almanya'da polise yakalandı, koronavirüslü günlüğümüz, gurbetçilerin Almanya'da büyük korkusu, toptan market alışverişi, tedbir alıyoruz. Tabii ki bu koronavirüs alışverişi değildi benim. Bu videolarım benim şu an en son Almanya'da polise yakalandı, 43 bin izlenme sayısı. Bak bugünkü şeyle söylüyorum, bugün günlerden cumartesi, 28 bin, 30 bin, 27 bin. Benim böyle.
Evet. Niye? Niye millet bu koronavirüsten yararlandı da kanalını böyle büyüttü veya izlenme sayısını, tıklanma sayısını yükseltti? Benim niye olmuyor? Buna şimdilik böyle ben düşünüyorum. Neden acaba diyorum. Başlığımda mı bir hata yapıyorum? Şimdilik ben temizlik yapmadım. Ben koronavirüs temizliği de yapmadım. Evi baştan aşağı temizlemedim de. Özel koronavirüs için gidip büyük büyük alışverişler de yapmadım. YouTube sağ olsun benim videolarımı keşfete koymamış demek ki. Onun için fazla kimse görmemiş. Ama sayılardan baktığıma göre tabii ki 46 bin abonem var şu an. Yani benim kendi abonelerim, burada kendi öz abonelerim videoma bakıyor. Zaten video YouTube bana bildiri geliyor. Bakın ben bunu size de buradan söylemeden geçmeyeceğim. Yalan konuşmayacağım hiçbir zaman. Benim burada bir sayfam var. Burada yazıyor ki bu videonuz burada yazıyor. Bu videonun sadece aboneleriniz tarafından bakılan video. Başka kişiler bu videoyla fazla ilgilenmiyor diye. Ama tabii ki keşfete atıyor mu YouTube onu bilemiyorum. Ama başka diğer seyirciler bu videoyla ilgilenmiyor diye. Şimdi yeni gelen insanlar, benim videolarıma yeni bakanlar lütfen benim videolarıma da bakın değil mi? Yani başkalarının hep o karantina işte korona videolarına bakmayın. Benimkine de bakın. Ama neyse arkadaşlar lafım şaka. Ama ben burada size böyle biraz olsun saklı gizlim olmadan biraz sayılardan, YouTube'un nasıl yürüdüğünden, neden böyle olduğundan yani biraz bilgiler vermeye çalışıyorum. Yani ben koronavirüsten, bir virüsten hiç yararlanamadım. Kanalım bu yüzden büyümedi. Tıklanmalarım da artmadı. Seyirler, şeyler de artmadı. Bakmalar da artmadı videolarıma. Ama şunu söylüyorum. Allah herkese benden daha çok versin inşallah. Ben öyle bir kere gelip de 300 bin kişinin benim videoma bakıp çıkıp da sonradan bir daha kanalıma uğramamasını istemiyorum. Ben istiyorum ki benim abonelerim gelsin, benim videoma baksın, beni beğensin, beni sevsin, benim ailemi sevsin, benim karakterimi, benim kişiliğimi sevsin, kanalımda kalsın, öbür videolarıma da baksın. Ben öyle istiyorum. Yani ben sadece buradan size YouTube'da neler olup bittiğini anlattım. Benim fikrim bu. İster Instagram'da olsun, ister burada olsun. Allah diyorum ki burada olan abonelerimden, bu 46 bin kişiden Allah 1000 kere razı olsun. Kanalıma abone olmuşlar. Devamlı da videolarımı hangi başlığı atarsam atayım. Bugün bakmasalar yarın bakıyorlar. Yarın bakmasalar yarından sonra bakıyorlar. Ben tabii tıklanmalarda görüyorum. Allah hepinizden 1000 kere razı olsun. Bunu söylerim. Hiçbir şeyden de yararlanmak istemiyorum. Virüsten de yararlanmak istemiyorum. Benim istediğim sadece bir şey var. Artık hepimiz sağlığımıza kavuşalım. Bu illetten kurtulalım. Ülkemiz, bütün dünya bu virüsten kurtulsun. Üzerimizden şöyle bir silkeleyelim. En çok istediğim bu. Dualarım da bu. Başka bir şey için dua etmiyorum arkadaşlar. Buradan da diyorum ki videomun sonuna geleyim. Yine çok konuştum videonun sonunda. İşte bu da gurbetçi anne Aynur'un farkı zannedersem. İnşallah bir dahaki videomda bir daha buluşalım arkadaşlar. Tabii ki destek için kanalıma abone olursanız videolarıma bir beğeni. Bu çok önemli. Çok çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Ve bir dahaki videomda görüşelim inşallah.